Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönül dostlarım. Bugün sizler için yine en çok kolektifimin merak ettiği an enerjisiyle bir soru soracağız kartlarıma ve yine bu sorunun cevabını arayacağız hep birlikte. Evet, diyoruz ki, ey aklımdaki kişi, bana yaptıklarından pişman mısın? Şimdi, eğer ki aklınızda, kalbinizde, niyetinizde olan kişi sözleriyle, davranışlarıyla, bakışlarıyla, işte konuşmalarıyla, yazdıklarıyla her ne ise niyetinizi alın. Bu yaptıklarından bana karşı pişmanlığı var mı? Ve bu pişmanlığıyla bağlantılı gelip kapıma benden bir özür dileyecek mi diye bir niyet alın bakalım. Haydi o zaman ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa alması niyetimle ve tabii ki gördüğünüz gibi böyle emektar kartlarımla canım kolektifime, siz canım gönül dostlarıma niyetimi alıyorum. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi şöyle bir odaklanmanız ve rezone olmanız için kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Evet, şimdi az önce dediğim gibi canım gönül dostlarım, önce can, sonra canan mottomuz. Önce bir kendinizi, sonra aklınıza, kalbinize, niyetiniz olan kişiyi kartlarıma odaklanarak sorun. Deyin ki bana söylediklerinden, bana yazdıklarından, bana davranışlarından, bana ettiklerinden, artık her ne yaptıysa, size hangi yönden kırdıysa, üzdüyse, hangi yönden pişmanlık yaşadığını merak ediyorsanız bunu odaklanarak sorun. Ve tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu da lütfen unutmayın. Siz kendi hikayenize, kendi senaryonuza uyan kısımları sevgiyle alıp kabul edin. Eğer ki daha bireysel, ben daha kendime ait özel bilgiler istiyorum diyorsanız da videolarımın alt bandında WhatsApp iletişim hattım var. 0544-405-5790 WhatsApp iletişim hattımdan lütfen yazarak lütfen benimle irtibata geçebilirsiniz. Eğer ki tesadüfen Tarot'un Kraliçesi Makbuş ablanın kanalına denk geldiyseniz ya da eğer ki abone olmadan izliyorsanız lütfen enerjimizin içinde olmak adına, siz de bu şifadan faydalanmak adına lütfen kanalıma abone olarak, bildirimleri açarak, tabii ki beğeniler benim için çok kıymetli. Genel olarak bütün gönüldaşlarımdan, bütün gönül dostlarımdan rica ediyorum. Lütfen beğeni bırakın. Özellikle o beğeniler ile bağlantılı böyle o elleriniz dert görmesin diyorum şimdiden. Ve hepinize de özellikle yine kanalıma yeni gelen ve bizlerle yoluna devam edecek yeni abonelerime de hoş geldiniz diyerek hepsini sevgiyle kucaklıyorum ve öpüyorum. Tamam, evet. Şimdi hadi bakalım başlayalım mı? Evet, biliyorum merakla bekliyorsunuz. Şimdi Makbuş ablanın şöyle emektar kartlarından seçelim bakalım. Kolektif enerjime niyetle en doğru cevapları verebilmek adına bakalım bakalım aklınızdaki kişi size yaptıklarından artık her neyse pişmanlık duyuyor mu, bu pişmanlıkları var mı, özür de dileyecek mi diye niyet alıyoruz ve hemen şöyle yeterli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki güzel enerjilerimizi de göndererek kartlarımı açıyorum. Evet. İlk gelen kartın engeller olması. Ne kadar enteresan değil mi canım gönül dostlarım? Yani burada ilk gelen mesaj engellerle geldi. Yani
niyet ettiğiniz kişiyle aranızda hani ben derim ya görünen ve görünmeyen engeller diye. Demek ki bazı engeller mevcut da varmış. Bakalım şimdi ilerleyen en güzel kart en sona geldi tabii ki. En son söyleyeceğim, en başta söylemeyeceğim yine. Bekleteceğim size az sonra diyeceğim. Şimdi muhteşem mesajlar var ve çok önemli mesajlar da var. Bak burada uyarılar var. Hazırlıklı olun ona göre. Ha, tamam. Hadi bakalım. Evet, önümüzdeki günler neler olacakmış? Hemen başlayalım. Bakın. Şimdi az önce dediğim gibi ilk gelen mesaj engel kartıyla geldi. Bakın canım gönül dostlarım. Aklınızda ve kalbinizde niyet ettiğiniz kişiyle aranızda engeller var. Hani görünen ve görünmeyen engeller derim. İletişim halindesinizdir. Ama ve lakin görünmeyen engeller vardır aranızda. Eşinizde, yansınızda başka biri vardır. Onun hayatında başka biri vardır. Efendim o evli olabilirse evli olabilirsiniz. Ya da işte aileler izin vermiyordur. Sizin ilişkinizi onaylamıyordur. Ya da işte çocuklarınız vardır. Onlar onaylamıyordur gibi. Yine ne yapıyoruz? Kendi senaryomuza, kendi hikayemize uyan kısmı hop buradan alıveriyoruz. Yani görünmeyen bir engel ya da görünen engel. Yani sizi telefonunuzu silmiştir, sosyal medyada engellemiştir ya da bir şekilde sizinle iletişimi tamamen koparmıştır. Gibi. Şimdi bunlar hani evet engeller var aranızda. Bu yüzden dolayı da bakın şimdi aklınızdaki kişinin aslında kafasında planladığı, ertelediği ve askıya aldığı bazı düşünceler var. Ama bu engellerle bağlantılı ama sizinle bağlantılı. Bazı düşünceleri var. Yapmak istedikleri, planladıkları, hatta proje haline getirdikleri, yani işte sana gelmeyi düşünüyorum, yazmayı düşünüyorum, işte gibi artık neyse o planları, projeleri ama bunları bir süreliğine askıya almış. Neden? Bakın, şimdi en büyük arzusu bir kere mutluluk ve sizinle niyet ettiğiniz kişi gerçekten o mutluluğu yaşamış. Bakın. Ve sizin de bu ilişkide ya da bu beraberlikte mutlu olduğunuzu, hani belki birlikte olduğunuzda birçok şeyi aşabildiğinizi, daha farklı bir dünyaya geçtiğinizi, daha farklı bir alemde belki de olduğunuzu düşünen bir partneriniz var burada niyet ettiğiniz kişi. Ve sizi kaybetmeyi istemiyor. Bakar mısın? Bakın 3 güzel kartın yan yana gelmesi. Yani burada aşk var. Hep ne diyoruz? Aşk geldiği zaman akan sular durur diyorum. Aşk var, mutluluk var. Birlikte ilişkide mutluluk var. Bir aile kartımız var ya da aileye giden yol. Yani şimdi burada belki evli de olabilirsiniz. Niyet ettiğiniz kişiyle belki eşiniz, ex partneriniz ya da evlilik düşündünüz ya da evli gibi yaşadınız ya da siz kendinizi gönül nikahı ya da bu şekilde hani evli gibi hissettiğiniz, düşündüğünüz kişi de olabilir. Şimdi burada yine tabii kendinize göre alın burada. Bakın. Şimdi yaşadıklarınızla bağlantılı gelen mesajlar var. Şimdi bunlar güzel mevzular. Yaşadıklarınızla gelen bağlantılar. Bakın. Huzursuz yazışmalar ve konuşmalar. İlk gelen mesaj burada. Aranızda geçmiş olabilir. Belki başkasıyla da bağlantılı yazışma ve konuşmalarla ilgili sorun yaşamış olabilirsiniz. İşte ailesiyledir, arkadaşlarıyladır, başka biriyledir gibi. Şimdi burada ilk gelen mesaj onun pişman olmasını istediğiniz şeyler o, belki de sizinle yaptığı, sizi üzen, gelen, strese sokan ya da sinirlendiren yazışmalar ya da konuşmalar ve bakın arkanızdan dönen oyunlar. Yani sizden habersiz, sizin bilginiz olmadan işte tamamen belki de hani iyi niyetli bile olsa aslında burada size sıkıntı veren, bakın özellikle iki kadın bir erkek ya da iki erkek bir kadın, burada üç kişiyle de bağlantısı olan
Bazı konuşmalar, bazı yazışmaların akabinde arkanızdan dönen, sizin bilmediğiniz, sizden habersiz dönen oyunlar. Bunun haricinde ortamlar. Şimdi gitmesini istemediğiniz, belki de görüşmesini istemediğiniz kişilerle görüşmüş olabilir ya da istemediğiniz, bilginiz olmayan bir ortamda olmuş olabilir. Belki bunu siz de yapmış olabilirsiniz. Bakın burada hep ne diyorum? Siz kendi hikayenize göre alın derken, o yüzden çünkü kolektife bakıyorum şu anda canım gönül dostlarım. Lütfen bunu unutmayın ve defaten hep söylüyorum. Mutlaka bir şeylerden net emin olabilmek için de mutlaka bir kere bile olsa bir bireysel danışman alın lütfen. Çünkü bazen bana bireyselde geliyor danışanım. Aradan 10 yıl geçmiş, 20 yıl geçmiş, kendisine bambaşka hayat kurmuş bir erkeği ya da bir kadını niyetine alıyor. Böyle bir saçmalık olamaz tabii ki canım gönül dostlarım. Ha şöyle de bir enteresan durum var. Tabii 10 yıl, 20 yıl geçmiş bir insan bireysel danışmanlıkta mesela ben net söylüyorum yani bu kişi diyorum bir şekilde gelecek, görüşeceksin diyorum ki gerçekten bunu yaşayanlar da var. Çok şükür, bin şükür. Bu yüzden lütfen parantez açıyorum burada. Israrla diyorum ki bakın bireyselde de mutlaka bir bakın. Hani bu kişi için boşu boşuna mı niyet alıyorsunuz? Yani o yüzden de hiç zamanınızda, enerjinizde harcamayın. Değil mi? Tamam mı? Anlaştık mı canım gönül dostlarım? Hani bu kişi ben olurum, başkası olur fark etmez. Önemli olan kafanızda bir şeyi netleştirin. Ona göre niyetinizi alın kolektifte en azından. Şimdi bakın ne dedim? Sizin istemediğiniz, belki de yine dediğim gibi bilginiz olmayan ortamlar, kişiler ya da kişi ya da kişiler. Şimdi bunlarla da bağlantılı sizin gerçekten kendinizi güçsüz hissettiğiniz, zayıf hissettiğiniz, dengenizi bozan durumlar ve olaylar yaşamışsınız aklınızdaki kişiler. Bir de geçmişten gelen kişi ya da geçmişten gelen konu ya da mevzularla bağlantılı burada bir problem ve sıkıntı yaşandığını söylüyor. Şimdi burada siz bakın aslında size düşen bir görev var burada. Bak diyor ki görme, duyma, konuşma, akışa bırak. Bak diyor ki kader zaten değişecek. Kader çarkı dönüyor. Yani zaman dönüyor. Zaman acımasız, her şekilde o zaman ilerliyor. Şimdi burada diyor ki sen kadere ve akışa bırak. Zaten bir şeyler değişecek. Sen göreceksin bir şeylerin niye olduğunu, neden olduğunu, niçin olduğunu gibi gibi gibi. Şimdi burada eline geçecek kozlar da olacak senin. O yüzden ben bu süreç içerisinde hani niyet ettiğin kişinin pişmanlığıyla bağlantılı, nasıl üzüldüğüyle ilgili belki de ya da bunun tam tersi de olabilir. Pişman olmamıştır, işte üzülmemiştir gibi. Şimdi bununla bağlantılı eline geçecek bazı kozlar olacak canım gönül dostum. Bu kozları bekle. Çünkü bakın burada hedef de var. Bir de maddiyatla da bağlantılı bir şey geldi. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada belki de niyet ettiğiniz kişi sizden bir maddiyatla ilgili, parayla ilgili bir alışveriş yapmıştır. Sizin istemediğiniz bir yerde ya da başka bir şey sizin bilginiz haricinde bir yerde kullanmıştır ya da bunu size geri vermemiştir gibi gibi gibi. Yani bunları da affedemiyor, hazmedemiyor olabilirsin canım gönül dostum. Bak bir de uzaklaşma. Bu şehire, başka bir şehire gitmiştir yurtu. Bakın bir sürü kolektif enerji olduğu için bir sürü mesaj da geliyor. Hep her birinize belki de bu genel mesajlar. Şimdi burada yolunuzu ve önünüzü göremediğinizi de söylüyor kartlarım. Diyorsunuz ki ben ne olacağını bilmiyorum. Evet, onun pişmanlık yaşamasını istiyorum. Rahatsızım bu konuda diyorsunuz. Bak rahatsızım çünkü gerçekten kendinize o kadar kötü hissetmişsiniz ki. Bakın burada hatta üzüntü, pişmanlık, belki bir döktüğünüz gözyaşı da olabilir. Hani ben bu konuda çok üzüldüm. Beni üzdün, ağlattın, pişmanlık yaşattın gibi 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 durumlar ve ruh hali içerisinde olduğunuzu da söylüyor kartlarım. Yani netice itibariyle siz gerçekten aklınızdaki kişiden belki hiç beklemediğiniz bir şey yaşadığınız için de üzülmüş ve kendinizi kötü hissetmiş olabilirsiniz. Ve bu yüzden en çok istediğiniz, o kadar rahatsızsınız ki diyorsunuz ki ben takıntı yaptım.
Ben bu konuda takıntılıyım, saplantılıyım. Zaten ilişkiniz de takıntılı ve saplantılı bir ilişki. Hatta ben burada hastalıklı ilişki diyorum burada ama bu deyimi uzun zamandır kullanmıyorum. Çünkü birkaç yorumda çok eskiden işte danışan abla ben hasta mıyım falan diye böyle yanlış anlaşılmalarla geldi. Bakın canım gönül dostlarım, benim sürekli danışanlarım bilir. Ben mecaz kullanmayı severim. Teşbih sanatını severim. Yani bir şeyleri benzeştirerek sizin duygularınızı anlatmaya çalışırım. Ve bunu da severek yapıyorum. Bakın burada tabii ki hasta değilsin. Hiçbirimiz hasta değil canım. Yani bunu ben de yaşıyorum. Hani bazen mesela ben de kendi çocuğumda yaşıyorum. Ay işte yemeğini yedi mi? Ay işte üstüne montunu giydi mi? Ay işte yanına şunu aldı mı? Bunu aldı mı? Gibi. Bakın bunlar takıntıdır. Bunlar bile hastalık derecesinde böyle bazen abartabiliriz ya. Ha böyle bir şey olduğunu düşünün. Siz de ilişkinizde belki de bunu yaşıyor olabilirsiniz. Yani genel anlamda özellikle bunu hani kadınlar daha çok yapar ya ama bunu yapan erkekler de var. Bunu da biliyorum. Bakın bunu da biliyorum. Dediğim gibi çok şükür bin şükür beni izleyen çok erkek danışanım ve gelen danışanım da var. Hem izleyicim hem de benden danışmanlık alan ve hayatında hiç bunlara inanmamış, hiç gitmemiş, bilmeyen bana gelen erkek danışanlarım var. Ve burada da yine bu konu açılmışken onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve gerçekten bana inanarak, güvenerek geldikleri için de çok mutlu oluyorum, onore oluyorum. Bir kere daha buradan bir teşekkür de etmek istedim bu şeyle konu bahis açıldığı için. Şimdi bakın. Niyet ettiğiniz kişinin, bakın niyet ettiğiniz kişinin evet pişmanlıkları var. Şimdi geliyorum son noktamıza. Şimdi bu pişmanlıkları yaşıyor. Neden? Ne dedim? En güzel kartlar gelmiş burada. Aşk gelmiş, mutluluk gelmiş. Yani sizin mutluluğunuz, sizi mutlu etmek için hani bir harekete geçişi. Ve en önemlisi de sizinle olduğu süreçte, sizinle olan ilişkisinde mutlu olduğunu ve yine burada her iki tarafın siz ne kadar takıntı yapıyorsanız, siz ne kadar bir şeyleri kafanızda kurup saplantı yapıyorsanız aynı şekilde onun da bu karakterde biri olduğunu veriyor kartlarım. Şimdi burada sizi kaybetmek istemiyor. Ve eğer ki aranızda bazı kayıplar olduysa, hani bu yaşanılanlardan kaynaklı maddi ya da manevi kayıplar olduysa ya da aranıza şehir, ülke gibi mesafeler girdiyse, şimdi bu mesafeleri kapatıp sizi tekrar kazanabilmek adına bir yola ya da yolculuğa çıkacak. Şimdi burada her iki anlamda, mecazi anlamda bir yolda olabilir, reel anlamda hani sizin yanınıza gelmek bile olabilir. Şimdi burada sadece sizin yapmanız gereken, çok fazla ikilemlerde kalmayın. Niyet ettiğiniz kişi bir kere pişman ve bu pişmanlıkla da size gelecek. Belki o iki kişi arasında, belki siz iki kişi arasında olabilirsiniz. Ama burada ve yine dediğim gibi ikilemlerde de olabilirsiniz. Burada niyet ettiğiniz kişiye olan inancınız, tavrınız, konuşmalarınız çok etkili olacak. Dediğim gibi bir şeyleri akışa bırakın, zamana bırakın. Kaderin ya da olayların değişeceği bir noktaya gidiyorsunuz. Sadece burada etrafınızdaki bazı insanlarla çok fazla düşünce ya da görüş ayrılığı yaşayabilirsiniz. Burada önemli olan o düşünce ve fikir ayrılıklarını, aslında siz haklısınız. Siz düşüncenizi, fikrinizi söyleyip bir kenara çekilin. Her ne olursa olsun zaten sizin haklılığınız ortaya çıkacak. Bakın burada siz davanızda, siz konunuzda haklısınız. Ve aklınızdaki kişinin gerçekten bir şeylerin farkına varıp pişman olduğunu da zaten göreceksiniz. Evet, belki üzüntü yaşadınız ama bu üzüntülerin karşılığını alacaksınız ondan. Ama bakın zaten final kartı güneş kartıyla geldi. Güneş neydi? İlişkide sıcaklık, yakınlaşma, evliliğe giden yol. Belki evliliğe gidiyordunuz.
bitiş yaşadınız, aklınızdaki kişi pişman olacak. Ne bileyim, belki bir yüzük attınız, gelecek sizden özür dileyecek. Belki bu yola gideceğiniz ya da çok yeni böyle başlayan çok güzel aranızda bir sıcaklık ve yakınlaşmanın olduğu. Bakın, çünkü en güzel kartlarla geldi burada, mutluymuşsunuz. Böyle giderken pat da danak böyle belki saçma sapan bir şeyden sıkıntı yaşadınız. Ama sonuç itibariyle güneş kartı bize der ki, niyet ettiğin kişi, canım gönül dostum, pişman. Hem de öyle böyle değil yani, baya baya bir pişman. Ve senin kapına da gelecek, senden özür de dileyecek. Ama çıkacak senin yanına, bakın, şehir ya da ülke değiştirerek gelecek. Ya da seni arayacak, ya da sana yazacak, ya da bir şekilde karşına çıkacak. Ama her halükarda canım gönül dostum, yaptıklarından pişman ve bu pişmanlığını da sana bir şekilde dile getirecek. Evet canım gönül dostlarım, gelen mesajlar bu şekilde. İnşallah Rabbim kalbinize gönlünüze göre verir. Özellikle bana hemen şu anda beğenilerini bırakan, abone olan canım gönül dostlarım için 777 mucize sayısıyla aldım, mühürledim, kabul ettim diyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.